Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 21 Haziran'da Türkiye saatine göre sabah 9.42'de 0 derece yengeç burcunda halkalı bir güneş tutulması meydana gelecek. Evet, 2020'nin ilk güneş tutulmasını yaşıyoruz aslında. Yeni yıla 2020'ye 26 Aralık'ta meydana gelen güneş tutulmasının etkisiyle başlamıştık ama yılın ilk tutulmasını 21 Haziran'da 0 derece yengeç burcunda yaşayacağız bol tutulmalı bir yıldayız dört tane ay tutulması iki tane güneş tutulması var özellikle yaz dönemi yaz başlangıcımız üç tutulma arka arkaya olacak ilkini 5 Haziran'da yaşadık ay tutulması 21 Haziran'da bir güneş tutulması ardından da 5 Temmuz'da ay tutulmasıyla yaz tutulmalarımızı üçlü tutulma şeklinde tamamlayacağız. Evet bu bir halkalı güneş tutulması ülkemizden tam gözlenemeyecek Orta Afrika, Kuzey Hindistan, Çin, Pakistan özellikle Doğu e, bölgeleri e, tutulmayı izleyebilecekler. 137 Saros nolu bir tutulma bu. Bu tutulmanın toplam 70 bu aileye ait 70 tutulma var. Bu 36. tutulma aynı aileye ait en son tutulmayı biz 2002 10 Haziran'ında yaşamıştık. Bir sonraki tutulmayı da 2 Temmuz 2038 yılında yaşayacağız. Ve tutulmanın zamanlaması çok önemli. Tam 21 Haziran yaz gün dönümünde meydana geliyor. Güneşin 0 derece yengeç burcuna geçtiği anda meydana gelecek. Yaz gün dönümü ve ee, özellikle e, Güneş'in Yengeç Burcu'na geçiş anındaki gökyüzü pozisyonları önümüzdeki sonbahara kadar olan sonbahar ekinoksuna kadar olan dönemi önemli ölçüde etkiler. Bu tutulmanın da etkilerinin e, sonbahar ekinoksuna kadar güçlü bir şekilde hayatımızda olmasını bekleyebiliriz. Öncü bir tutulma su elementine ait öncü tutulmalar hızlı bir şekilde etkilerini gösterirler. İlk 3-4 ay içerisinde öncü tutulmaların kişisel ve toplumsal alanlardaki etkileriyle karşılaşabiliriz Yengeç ay tarafından yönetilir Zodyak'ta dördüncü ev ve bizim özel alanlarımız duygusal temaslarımızla ilgilidir yani bizi duygusal olarak etkileyen her türlü konu aslında Yengeç burcunun kapsamında yer alır özel hayatlarımız evimiz yuvamız Ailemiz, annemiz, babamız, ebeveynlerimiz, ait kendimize ait olduğunu ait hissettiğimiz yerler, vatanımız, yurdumuz, yengeçle sembolize edilir. Tabii ki geçmişimiz, çocukluğumuz, geçmişimiz, aynı zamanda atalarımız, genetik olarak geçmişimiz, tüm bunlar ve bunların hayatlarımızdaki etkileri yengeçle sembolize edilir. Güvenlik barınma, beslenme gibi kavramlar, aile kavramları yengeçle sembolize edilir. Tutulma sıfır derecede olduğu için astrolojik olarak koç noktasıyla da bağlantılı ve kuzey düğüm yönünde bir tutulma. Ay düğümümüz ikizler burcunda ve tutulma kuzey düğüm yönünde. E, koç noktasıyla bağlantılı olan hareketler, astrolojik etkiler toplumsal alanlarda çok görünür olaylara neden olur. Kolektifi etkileyecek yenilikler, girişimler anlamına gelir ve bu Güneş tutulmasının bu anlamda önemli bir tetikleme unsurunda olduğunu söyleyebilirim. Ve yeni ay olduğu için tabii ki yeni başlangıçlar, girişimleri de hayatımızda oluşacak yeni oluşumları da önemli ölçüde etkiliyor. Tutulma zodyak derecesiyle baktığımızda en son 0 derece yengeç burcundaki tutulmayı biz 21 Haziran 2001 yılında yaşadık. 2001 yılını göz önüne getirin. Dünya için çok önemli bir yıl aslında. Ve bu tutulmanın ardından meydana gelen 11 Eylül olaylarını düşünün ve ondan sonra günümüze kadar olan dünyadaki olaylar ve günümüz şartlarını aslında belirleyen temeller bir şekilde de 2001 yılında atıldı. Yeni bir düzenin oluşmasına dair oluşumlar. Şimdi bu tutulma yine aynı noktayı tetikliyor. Sıfır derece yengeç burcu yine önümüzdeki belki 19-20 yılı şekillendirecek önemli toplumsal dinamikleri de etkileyecek bir tutulma ve tabii ki yine Amerika için önemli çünkü Amerika'nın burcu Güneş, Güneş burcu yengeç ve aynen 2001 yılındaki tutulma gibi bu yıl yaşayacağımız bu tutulma ve önümüzdeki 5 Temmuz'da da yaşayacağımız ay tutulması Amerika Birleşik Devletleri'nin horoskobunu çok güçlü bir şekilde etkiliyor ve dolayısıyla bu ülkenin etkilenmesi ve bu ülkede olacak bazı önemli dönüşümler değişimler ve aslında tüm dünyayı da etkileyebilecek önemli etkilerin başlangıcı niteliği de taşıdığını söyleyebiliriz güneş tutulması Özellikle öncü burçlarımızın ilk derecelerinde doğanlarla değişken burçlarımızın son derecelerinde doğanları etkileyecek. Güneş burcu olarak söylemek istiyorum öncelikle. Doğum günü 21 Haziran 25 Haziran arası olan yengeç burçlarımız ve bununla beraber 17 21 20 Haziran arası doğan ikizler burçlarımız etki alıyorlar. Doğum günü 21 25 Aralık arası olan Oğlak burçlarımızla beraber 17-20 Aralık arası doğan Yay burçlarımız yine önemli etki alıyorlar. 23 Eylül ve 28 Eylül arası doğan Terazi burçlarımızla beraber 18-22 Eylül arası doğan Başak burçlarımızla bu tutulmadan önemli etkiyi alacaklar ve doğum günü 20 Mart'la 25 Mart arası olan Koç burçlarımızla beraber doğum günü yine 16 20 Mart arası olan balık burçlarımız bu tutulmadan önemli etkiyi, güçlü etkiyi alacaklar. Ve kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Bu bahsettiğim burç derecelerinden yani öncü burçların ilk 5 derecesiyle değişken burçların son 5 derecesi arasında yükselen burcu olanlar ve kişisel gezegeni olanlar da güneş tutulmasıyla temas edecekleri için bireysel olarak da çok önemli etkiler alabilirler. Evet, bu tutulma özellikle Amerika'yı çok etkileyecek ve dolayısıyla e, Amerika'da gerek toplumsal alandaki hareketlilik, gerek e, yönetim ve liderlerle ilgili güçlü etkiler, ekonomik alanda olabilecek önemli etkiler Amerika'nın haritasında işaretlerini veriyor e, ve bu tutulma Satürn'den sıfır derece kova burcunda bulunan Satürn'den tam bir 150'lik açı alıyor kova burcundaki Satürn toplumsal olaylar kolektif alanı etkileyecek insan hareketleri e, organizasyonlar bir şekilde e, birlikte yapılacak e, eylemler tüm bu alanlarda önemli bir etki veriyor ve bu tutunmayla beraber kolektif alanda da insan oluşumlarında, eylemlerinde, hareketlerinde çok önemli bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle Amerika için bunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki sıfır derece yengeç, öncü bir burç dedik, koç noktası etkileniyor ve toplumsal alanlarda toplumun düzenini de değiştirecek yenilikler, yeni kurallar, yeni uygulamalar yeni düzen, yeni sistem toplumsal olarak yeni bir yaşam düzeni kurma açısından çok önemli. Ekonomik sistemler açısından önemli. Yine beslenme, barınma gibi güvenliğimizi etkileyecek bizim aile yapımız, en temel ihtiyaçlarımız bu alanları da şekillendirecek güçlü bir başlangıcın aslında miladı gibi düşünebiliriz bu tutulmayı. Evet bunlar da genel olarak toplumsal alanlarda görebileceğimiz etkiler. Tabii ki kişisel hayatlarımızda doğum haritalarımızdaki gezegenlerimizin yerleşimlerine göre bu etkileri alacağız. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sıfır derece ve yakınlarında özellikle öncü burçların ilk derecelerinde ve değişken burçların son derecelerinde gezegenleri olanlarımız bireysel olarak da hayatlarında belki bir yenilik bir düzen, bir başlangıç enerjisini bu güneş tutulması ile beraber hissedebilecekler. Şimdi kısaca burçlardaki etkilerine değinmek istiyorum. Koç burçları, evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar tutulma dördüncü evinizde. Ev yuva temalarınız, genel düzeniniz, hayatınız, anneniz babanız ebeveynleriniz e, bu alanlarda bir yenilik var yeni bir taş ev olabilir taşınma olabilir emlak alma satma olabilir aile üyeleriyle ilgili konular olabilir tabii ki evlenme gibi bir konu yuva kurma gibi bir tema olabilir e, ve özellikle doğum gününüz güneş dereceniz 20 Mart ile 25 Mart arasıysa o zaman çok güçlü bir etki alıyorsunuz. Bunun yanı sıra kişisel doğum haritanıza bakınız lütfen. Yükselen burcunuz 0 derece yakınlarındaysa ilk 5 derece olabilir. Yine çok önemli etkiler alıyorsunuz. Bireysel gezegenleriniz yine tutulmanın temas ettiği derecelerde yerleştiyse yine hayatlarınızda bu tutulmanın etkileriyle bazı önemli yenilikler, değişimler, düzenlemeler, başlangıçlar hissedebilirsiniz ve bunlar gerçekten kadersel etkiler ve önümüzdeki belki 8-9 yılı da önemli ölçüde etkileyecek yenilikler, başlangıçlar anlamına geliyor. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Tutulma 3. evinizde e, yengeç burcu yeni bir düşünce, fikir anlamına geliyor. Yeni bilgiler, belki yeni bir eğitim anlamına geliyor. E, iletişimle ilgili konular, yazma, çizme bu tarz hani ifadeler bu tutulmanın enerjisiyle beraber hayatınıza girebilir. Ticari konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevreniz, akrabalarınız, belki yaşadığınız yerdeki komşularınız, onlarla ilgili olan bazı yeni enerjileri de bu tutulma hayata geçirebilir. Önemli ölçüde etkileyebilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar tutulma ikinci evinizde aslında para konularını etkiliyor. Son iki yıldır aslında yengeç oğlak tutulmaları genel olarak kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili bazı önemli ayarlamalar yaptı. Şimdi artık yengeç burcundaki son tutulma bu ve önümüzdeki 9 yılda yengeç burcunda bir tutulma olmayacak. Artık gelirleriniz, giderleriniz, işiniz, gücünüz, kazançlarınız, mal varlıklarınız, kendinizi maddi anlamda güvende hissetme koşullarınızda bu tutulma ee, bir düzenleme getiriyor bir yeni bir iş de olabilir bu veya kaynaklarınızı değerlendirme yolunda yeni bir bakış açısı yeni bir kapı da olabilir kapı açılabilir maddi durumunuzu etkileyecek var olan sorunlarınızı çözmek için de tabii ki bazı yollar bulabilirsiniz veya hani önümüzdeki süreci etkileyecek maddi gelirlerinizi etkileyecek bazı yeni enerjiler altında da olabilirsiniz. Bunlar sizin dışınızda gelişen toplumsal konularla da bağlantılı olabilir sevgili ikizler. Tabi herkes aynı oranda etkilenmeyecek. Özellikle ee, güneş burcunuz ikizlerin son derecelerindeyse yani doğum gününüz 17-21 Haziran arasıysa veya 0 ile 5 derece arasında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu tutulmadan bireysel olarak daha fazla etki alabilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz gezegenlerinizin derecelerine bakınız sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar evet sizin için önemli bir tutulma çünkü burcunuzda aslında son bir buçuk yıldır 2018 temmuzundan bu yana yengeç oğlak tutulmalarını yaşıyorsunuz ve bunlar sizin hayatınızı önemli ölçüde etkiledi değiştirdi yenilendi hayatın belki düzeniniz değişti ve şimdi burcunuza tekrar bir tutulma var hem de 0 derecede ve önümüzdeki 9 yılda bir daha hani yengeç burcunda tutulma yaşamayacağız. 0 derece ve 5 derece arasında e, güneş burcunuz varsa yani doğum gününüz özellikle 21 Haziran-25 Haziran arasıysa tam etkiyi alıyorsunuz. Bunun yanı sıra kişisel doğum haritanıza bakınız yükselen burcunuz yine 0-5 derece arası yengeçse etki alıyorsunuz ve kişisel gezegenleriniz varsa öncülerde ya da değişkenlerin son derecelerinde varsa yine bireysel etkileri güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Kendinizle ilgili belki dış görünümünüz, imajınız, işiniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, eviniz, yuvanız, aileniz, yani tüm bu alanlarda aslında çok önemli etkiler var. Sıfır başlangıç demek, yenilik demek ve biraz da cesaretle hayatımıza yeni bir oluşum getirin gelmesi anlamına geliyor. Yani bir cesaretle hayatınızda bir yenilik getirebilirsiniz. Satürnün Kova Burcundan önemli bir açısı var. Bunlar hayatınızda belki maddi zorunluluklar nedeniyle de olabilir. Hayatınızda hissettiğiniz bazı kısıtlamaların, engellerin zorlamasıyla hayatınızda belki bazı yön değişiklikleri alacaksınız. Önemli kararlarınızı değiştireceksiniz. Ve tüm bunların etkisiyle gerek e, kariyeriniz gerek belki ilişkileriniz önemli ölçüde bir yenilik içerisinde. Tabii ki sıfır derecedeki yengeç yaşam alanlarınızda da önemli değişimler getirebilir. Bir anda belki e, bir yerden bir yere taşınmak önemli yer değişiklikleri gibi hayatınızda çok daha radikal bazı kararlar vermeniz yeni başlangıçlar yapmanız mümkün. Lütfen 2001 yılını şöyle bir gözden geçirin. Tam aynı olmasa da hani benzer şekilde bazı enerjiler hareketlenebilir ve hayatınızda bazı yenilikler olabilir. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Yengeç burcundaki ay güneş tutulması 12. evinizde Bireysel olarak çok fazla etkilememekle beraber sizi 12. ev tutulması önemli farkındalıklar, aydınlanmalar anlamına gelir. Biraz daha ruhsal, spütal konuları hayatınıza getiriyor aslında. Yalnız çalışabileceğiniz konular, belki biraz inzivaya çekilme, belki bir tatil yapma anlamına gelebilir. Günlük hayatınızı düzenlemeniz, sağlığınızla ilgili belki yapılması gerekenlere zaman ayırmanız, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız, yaşam kalitenizi yükseltmeniz için bu size önemli bir farkındalık verebilir ve yaşam düzeninizi şekillendirecek yeni başlangıçlara start verebilir bu tutulmanın enerjisi. Bu tutulma bazılarınız için ilişkilerinizde yaşadığınız bir ayrılık, ilişkilerinizde yaşadığınız bir baskı ya da işbirliklerinde ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle günlük hayatınızın düzenini çalışma şeklinizin belki yöntemlerini değiştirmenizi de e, gerektirebilir Tabii ki sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar yengeç burcundaki Güneş tutulması 11 evinizde geleceğe dair planlarınız programlarınız projeleriniz anlamına geliyor umutlarınız yeni yeni umutlarınız var yeni dilekleriniz hayalleriniz var e, ve bu tutulma Tabii ki e, herkesi aynı ölçüde etkilemiyor ama özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçların ilk derecelerinde veya değişken burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa ya da güneş burcunuz özellikle doğum gününüz e, Başak Burcu'nun 17-20 Eylül arasıysa ya da 17-22 Eylül arasıysa birebir güneş burcunuz etki alır. Bu kişiliğinizde, hayata bakışınızda e, anlam Hayattan beklentilerinizde de önemli bazı değişimleri getirebilir aslında. Bununla beraber tüm geleceğe dair umutlarınız, dilekleriniz yenilenebilir. E, yeni projeler, hedefler oluşabilir. Sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde oluşabilecek yenilikler. Belki yeni tanışmalar, yeni gireceğiniz çevreler, yeni üye olacağınız e, belki gruplar. Tüm bunlar bu ile beraber hayatımızda olabilir etkilerini ekime kadar güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Sevgili Terazi'ler ve yükselen Burcu Terazi olanlar, evet sizin için önemli çünkü siz de yengeç gibi bir önce burcunuzuz. Özellikle doğum gününüz 23 Eylül 28 Eylül ise Terazi'nin başlarında doğduysanız Güneş burcunuz etkileniyor. Güneş burcunuzun etkilenmesi kimlik anlamına gelir aslında kimliğinizde, imajınızda ifadenizde veya tüm yaşam planlarınızda bazı yenilikler olabilir. Yeni, yeni amaçlar belirleyebilirsiniz. Ve tabii ki hayatınızdaki eril figürleri de etkiler. Bu bazen baba olabilir, bazen eş olabilir. Hani güneş eril bir enerji. Güneşiniz etkilendiğinde hayatınızdaki eril enerjilerle de ilgili bazı yenilikler söz konusu olabilir. Yengeç kariyer alanınıza işaret ediyor. Kariyer alanınızda yeni hedefler belirlemeniz, toplum önündeki statünüzde belki yeni bir oluşumun olması. Bunlar ilişkilerle bağlantılı da olabilir. Bazen bir evlilik, bazen bir işbirliği. Bunların oluşması veya bitmesi, bunlarla bağlantılı kariyer hayatınızda oluşabilecek bazı yeni kapıların açılması. Genel olarak statünüzde değişebilecek konular bazen aile Tabii ki yengeç olunca aile üyeleriniz anneniz babanız ebeveynleriniz ve onlarla ilgili konu ve kavramlarda bu tutulmayla beraber hayatınızda etkisini gösterebilir sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar yengeç tutulması sizin gibi su grubu bir burçta aslında olumlu bir enerjisi de var ancak tutulma çok öncü bir burç yani başlangıç enerjisini kendi bünyesinde güçlü bir şekilde barındırıyor Dokuzuncu ev tutulması sizin de inançlarınızı, hayata bakışınızı sorguladığınız bir dönemde olduğunu gösteriyor aslında. Bununla beraber tüm yurt dışı bağlantılı konu ve kavramlar, uluslararası işleriniz, bunun içinde tabii ki eğitimle ilgili bir konu olabilir, ticari bir konu olabilir, seyahatler olabilir, geziler olabilir. Tüm bu alanları aslında Yeni amaçlar belirleyeceğiniz, belki yeni düzenlemeler yapabileceğiniz bir süreçtesiniz. Tutulma enerjileriyle beraber ekime kadar hayatınızda bir eğitime başlamanız, yer değişikliklerinin olması veya hukuksal alanda bir adım atılması da mümkün olabilir, sevgili Akrepler. Ve sevgili Yaylar, yükselen burcu Yay olanlar, evet, Yengeç burcundaki Güneş tutulması sizin 8. evinizde. Dolayısıyla aslında son bir buçuk iki yıldır yani Yengeç oğlak aksındaki hareketler, tutulmalar sizin maddi durumunuz, parasal kazançlarınız, borçlarınız, alacaklarınız, kredi gibi konuları etkiledi ve bu tutulma yine bu alanda bir yenilik işareti. Belki bir kredi alacaksınız ya da eşinizin kaynakları ve gelirleriyle ilgili değişimler söz konusu olacak bir borçlanma söz konusu bir miras nafaka gibi bir konu yine hayatınızda devam ede gelen bir konu da olabilir bu Çünkü halen daha Venüs retro belki bu tutulma artık bununla ilgili bir aşamayı da sonlandıracak ee, özellikle doğum gününüz sevgili yaylar lütfen kişisel doğum haritanızda bakınız Güneş dereceniz 18-21 Aralık'sa önemli bir etki alıyorsunuz ve yükselen burcunuzda yine değişkenlerin son derecesindeyse yani 18-21 Aralık e, ve özellikle 25 ile 29 e, derece arasında yükselen dereceniz varsa ve doğum haritanızda da değişkenlerin sonlarında ve önce burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa bu güneş tutulmasının sizi bireysel olarak çok etkilediğini söyleyebilirim. 8. ev bazı krizler demektir. Sağlık konuları bazen bazı zorunlu e, tedavi ve şifa amaçlı ameliyatlar olabilir, operasyonlar olabilir. Bunları da işaret edebilir ve 8. evdeki bir tutulma nedeniyle sağlık konularına, kazalara ameliyatlara, operasyonlara da e, yine dikkat çekebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Eşinizin parasal kaynaklarında da belki bu tutulma yeni bir aşama getirecek hayatınıza. Yeni bir kapı açılabilir veya gelirlerle ilgili yeni bir dönem hayatınızda başlayabilir. Ve sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar. Yengeç tutulması sizin için çok önemli. Özellikle güneş dereceniz yani doğum gününüz 21 Aralık 25 Aralık arasıysa bireysel olarak çok etki alıyorsunuz. Hem kişisel ifadeniz, kişiliğiniz, kimliğinizle ilgili. Fiziğiniz, bedeniniz ile ilgili etkiler alıyorsunuz. Hem de hayatınızdaki genel olarak e, otorite figürleri ya da eril enerjilerle ilgili bu baba olabilir, eş olabilir. Onlarla da ilgili güçlü enerjiler alabilirsiniz. Tutulma, lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Yükselen burcunuz 0 ya da 5 derece arasındaysa veya kişisel haritanızda değişkenlerin sonlarında ya da önce burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa yine bireysel etkilerin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. İlişkilerinizle ilgili aslında son bir buçuk iki yıldır önemli etkiler altındasınız. Önemli kararlar verdiniz, işbirlikleri kurdunuz, evlendiniz, belki ayrıldınız. Arkadaş ilişkilerinizde bazı değişimler oldu. Açık düşmanlıklarla karşılaştınız, bazı rakipler vardı, bazen davalar mahkemeler oldu. Şimdi buradaki tutulma aslında süre gelen bir şeyi tamamlayabilir bitirebilir bu ilişkilerle alakalı veya tamamen yeni bir sayfada açabilir hayatınızda ama sıfır derece bir yeni deneyim anlamına geliyor bir yeni başlangıç anlamına geliyor süre gelen bir ilişkinizin iyileşmesi adına verebileceğiniz yeni kararlar da olabilir bu ilişki dinamiğinizin değişmesi yönünde de yeni başlangıçlar olabilir Tabii ki sevgili oğlaklar ve sevgili kovalar Yükselen burcu kova olanlar. Yengeç burcundaki güneş tutulması 6. evinizde. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğiniz, genel düzeniniz, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz veya sağlığınızla ilgili bazı yenilikler ve düzenlemeler var. Satürn burcunuzda ve özellikle 20-23 Ocak arası doğan kova burçları şu an Satürn'den tam bir etki alıyorlar bu tutulma sırasında da tutulma ile tam bir bağlantıda belki bir sağlık sorunu nedeniyle belki zorunluluklar nedeniyle gerek günlük yaşamınızda değişimler yapacaksınız yeni düzenlemeler yapacaksınız veya bazı kısıtlamalar nedeniyle iş veya mesleki hayatınızda bazı yeni adımlar atacaksınız yeni kapılar açılacak size tüm bunlar olabilir Satürn şu, şu dönemde biraz hayatınızda Evet, kısıtlamalar getiriyor ama bazı yeni sorumluluklar da getiriyor ve her biri yeni bir deneyim, yeni deneyimlerle de beraber öğreniyorsunuz, gelişiyorsunuz ve bu tutulma Ekim sonuna kadar olan dönemde sizi e, kimlik anlamında da değiştirirken günlük hayatınızda ve iş hayatınızda da yeni bazı kapıları tabii ki size açabilir ve sevgili balıklar yükselen burcu balık olanlar Yengeç burcundaki Güneş tutulması V evinizde olacak Aslında sizin gibi su grubu bir burç güzel bir tutulma sizin adınıza e, Aşk hayatınızda yenilikler var yeni kararlar verebilirsiniz e, ancak Venüs retro Belki biraz bekleyin 25 Haziran sonrası belki bu tutulmanın etkileri daha sağlıklı olacaktır e, Aslında son iki yıldır e, Aşk hayatınız çocuklarla ilgili konular sosyal yaşamınız yengeç burcunda olan tutulmalarla değişti ve değişmekte ve şimdi bu tutulma önümüzdeki 9 yıl artık yengeç burcunda tutulma olmayacak ee, belki bir kararı karar aşamasına getirecek size hamilelik gibi bir konu olabilir çocuk sahibi olmak gibi bir konu olabilir bir aşık olmak, hayatınıza bir ilişkinin girmesi olabilir. Yaratıcı süreçleriniz güçleniyor. Sosyal hayatınızda yenilenmeler olabilir. Belki yeni bir arkadaş çevresine gireceksiniz. Ya da var olan ilişki dinamiklerinizi değiştireceksiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişkenlerin son dereceleri etki aldığı için özellikle doğum gününüz 17-21 Mart arasıysa Bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz ve kişisel doğum harita, haritanızda yükselen burcunuz 25-29 derece balıksa veya kişisel gezegenleriniz yine aynı şekilde öncülerin ilk derecelerinde veya değişkenlerin son derecelerinde ise bireysel olarak güçlü bir şekilde Güneş tutulmasının etkilerini hayatınızda deneyimleyebilirsiniz sevgili balıklar. Müzik Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.